Turgut! Saldırın! Gebertin şunu! Gelin hele gelin. Ecelinize gelin soysuz köpekler. Barbar Türk. Gebermeyeceksin soysuz. Evvela hatunların yerini söyleyeceksin. Vakit geldi Ares. Sen sözünde durdun. Şimdi sıra bendedir. Beni gerçekten serbest bırakacak mısın? Niye şaşırdın? Sen... Dostlarım... Tanıdığım herkes beni sattı. Hiçbiri sözünde durmadılar. Şimdi senin gibi bir düşman bekletmeden sözünde durunca. Benim sana düşmanlığım kendi nefsim için olaydı. Şimdiye dek seni paramparça ederdim Ares. Sana bir söz verdim. Şimdi sözümde durma zamanıdır. Dostun da düşmanın da mert olanıyla karşılaşmayalı yıllar olmuş Ertuğrul Bey. Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Ya hatunları bırakırsın... ...ya da Bilecik Tekfur'un oğlu... ...Angelos'un kellesini alırsın. Bilecik Tekfur'un oğlu mu? Ne imparatorluğun var... ...ne de Tekfurluğun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak gayrı? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul! Ertuğrul! Öldürün! Öldürün! Hayır Allah! Ah! 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 Ah!
Etme Ertuğrul Bey. Hristiyan bir tekfur için birimi öldüreceksin. Ben yalnızca zalime ve haine düşmanım. Mazlum olan düşmanım dahi olsa korurum. Hain olan kardeşim dahi olsa affetmem. Angelos'u alır almaz git. Seninle hesabımız sonra görülecek. Kaldırın. Kalk. Kalk! Bırak! Kalk. Gönder. Lansın! Biraz daha. Birazdan saldıracağız Angelos, hazır ol. Bunu şimdi yapamayız Titan. Tekfur'un oğlu olduğunu öğrendiler. İmparator böyle bir zamanda iki masum kadın kaçırıldığı için çatışma çıktığını öğrenirse bunun hesabını asla veremeyiz. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Geleceğim varsa göreceğin de var. Soysuz. Emir Hazretleri. Bu da kim? Nasıl oldu bu? Malumatımız yoktur Emir Hazretleri. Bir ağacın dibine bırakmışlar. Ertuğrul. Ertuğrul. Bunların hesabını bir bir ödeyeceksin Ertuğrul. İbreti alem için seni sarayın kapısında sallandıracağım. Senden gördüğüm yüceliği en yakın dostlarımdan bile görmedim ben. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım. Belki de Tanrı son bir şans olarak bana senin dostluğunu ve dinini gönderdi. Ben bu şansı kaybetmek istemiyorum. Lütfen söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? Diz çökesin Ares. O vakit dediklerimi tekrar edesin Ares. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammeden abduhu ve resulü. Ertuğrul Bey'im geliyor. Çok şükür döndün. Ares'in burada ne işi var Ertuğrul? Ares değil Halime. Ahmet.
Ahmet üzerini saran kirli gömleği çıkarıp hak yoluna talim olmuştur. Ben buna inanmam beyim. Sana, evladımıza, atlarımıza ettikten sonra ben buna nasıl inanırım? Halime Hatun. Sana, evladına ve obana yaptığım fenalıklar için beni bağışla. Sizler de, Ertuğrul Bey'in yiğit alpleri. Sizler de beni bağışlayın. Ben ömrümü bir yok pahasına çürüttüm. Bundan böyle ömrümü bir alp olup İslam'a ve Ertuğrul Bey'in hizmetine adamak isterim. Allah'tan beni bağışlamasını ve sizlerden de ancak beni aranıza kabul etmenizi isteyebilirim. Halime. Yapma. Ahmet'in niyeti halistir. Bunu yaparsan vebali bir ömür boyu boynunda kalır. Ben Ahmet'e tüm yüreğimle kefilim. Allah geçmiş günahlarını affetsin o vakit Ahmet Alp. Geçmişin izlerini silmek bize, imanın yolunda yürümek sana düşer. Hak yolunda bundan gayrı kardeşimiz. Sağ olasın Halime Hatun. Alplerim, Saadettin, iti Göktuğ'u Ahmet'i öldürmek için peşine salmıştır. Göktuğ tam Ahmet'in canını alacakken ben onun canını aldım. Saadettin sürgün edilmesine, azledilmesine rağmen bunu yapacak cesareti kendinde bulabiliyorsa o vakit fitneleri bitmiş değildir. Bilirim ve inanırım ki sultanımızın hayatı tehlikededir. Ahval böyleyken sizlerle birlikte obaya dönmem mümkün değildir. Alplerim, Halime Sultan size emanettir. Onu canınız pahasına dahi koruyarak obaya götüreceğinizden zerrece şüphem yoktur. Ben de sultanımızın yanına varıp onu düştüğü bu gaflet uykusundan uyandırmak için yollara revan olacağım. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Eyvallah beyim. Halime, Ahmet sana Titan soysuzunun kaldığı ini belletecektir. Sen de tez obaya varıp bunu iletesin. Turgut'la Bamsı gereğini yapsınlar. Emrin olur beyim. Titan'ın saklandığı mağara Ayastafonos Vadisi'nin dibindedir.
vadi girişinden sonra kuzey yamacını takip edin. Doğuya bir ırmak ayrıldığını göreceksiniz. Irmağı sonuna kadar takip edin. Orada büyük bir kayın ağacı var. Mağaranın girişi kayının önünde gizlidir. Yapraklarla kapatılmıştır ama dikkatli bakarsanız mutlaka görürsünüz. Vazifeni yaptın mı Saadettin? Sultanın çaşnigiri Nasruddin Ali benden emir bekler. Emir buyurursanız derhal yola revan olup sultanımızın öldüğünden emin olacağım. O vakit emri veriyorum Saadettin. Tez yola koyulasın. Ben de Şehzade Gıyasettin'e sadakatle bağlı olan emirleri toplayıp hazır olmalarını söyleyeceğim. Devletin dört bir yanındaki dostlarıma haber ettim. Hepsi de vakti gelince Şehzade Gıyasettin'in cülusunda hazır olmak için saraya gelecek. O vakit Şehzade Kılıç Arslan'la anasının işini bitirmek de bana düşecek. Onların Konya'ya varmalarına asla müsaade etmeyeceğim. Âlâ. Devletinize olan sadakatiniz ve hizmetiniz karşılığında Sultan Gıyasettin'in sağ ve sol eli olacaksınız. İki büyük devlet adamı olarak oğluma hizmet edeceksiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sultanımız Gıyasettin'i korusun. Halletmek gereken bir mesele daha vardır. Ertuğrul, inadından vazgeçmedi. Peşime düşüp beni öldürmeye kalktı. Tahminim her şeyin farkında. Sizin de benim de niyetlerimizi iyi bilir. Ertuğrul'u derhal durdurmalısın Saadettin. Ertuğrul sultanın yanına varırsa her şey biter. Merak buyurmayın. Bu işin hal çaresini buldum. Ertuğrul'u biz değil, sultan durduracak. Nasıl? Bu mektubu kendi mührünle mühürleyip sultanımıza yollayacaksın. Ne yazar bu mektupta? Ertuğrul'un sultanın adaletini çiğneyerek benim peşime düştüğü, Göktuğ'u öldürdüğü. Hanlıpazar'da ve saraydaki suikast teşebbüsünde Emir Nizamettin'le işbirliği ettiği. Sen şeytanın insan suretine bürünmüş halisin Saadettin. İmdi de Ertuğrul'un yarım kalan işini bitirmek için sultanın peşinden yola çıktı. Bu mektup Ertuğrul'un ölüm fermanı olacak. Sultan mektubu okuyunca küplere bineceği aşikar. Onu yakalatıp huzuruna getirtecek. Ertuğrul ne Azize ne de sultanın muhafızlarına kılıç çekmeyecektir. Huzura çıkmasına nasıl mani olacaksın? Ertuğrul asla sultanın huzuruna çıkamayacak. Ertuğrul aziz ve askerlere teslim olduğunda bir baskınla hepsi ölecek. Herkes sultanın muhafızlarına karşı koyarken öldüğünü bilecek.
İmriye dek nice vazifelerin, nice belaların peşine düştün Ertuğrul. Ben her daim içimi kavuran endişelerle seni uğurladım. Lakin bu sefer, bu sefer hiç olmadığı kadar korkarım. Halime, Allah'ın izniyle sana ve evlatlarımıza döneceğim. Lakin bu vazifeyi yerine getirmezsem, sırtımızı dayadığımız bir devletimiz olmayacak. Nice şehitler vererek sahip olduğumuz yurdumuzu kaybedeceğiz. Yolun açık olsun Ertuğrul. Güneş tenini yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi dön o bana. Gece bile yol alıp Titan soysuzunu saklandığı ini obamıza yetiştireceğim Ertuğrul. Allah'a emanet olasın Halim. Allah'a emanet olasın Ertuğrul. De haydi Alpler. Aslan balam, balam. Oh. Yol. Kızım. Hafsam kendine gelesin Hafsam. Hafsa. Hafsam. Hafsam kendine gelesin. Kızım, ne oldu sana böyle? O soysuz kefenin işidir. Soysuz kefenin işidir anam. Hele Hafsam, balam iyileşsin. Ben o itlerin hesabını göreceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diyesiniz hele. Yapacağım bir şey var mıdır Hafsan için? Allah inayetini gösterdikçe çareler tükenmez evladım. Hafsam iyileşecek mi? Babam iyileşecek mi? Diyesiniz hele efendim. Diyesiniz hele. Diyesiniz de şu gönlümü ferahlatasınız. Bamsı. Evladım. Yüreğinin yangınını bilirim. Lakin telaş etmeyesin. Rabbim onları bize bağışlayacak inşallah. Biz elimizden geleni yaparız evladım. Gerisi Allah'ın takdiridir. Şimdi çıkın ki Hafsa'ya şifa bulalım. Ben çıkarım. Ben çıkarım efendim. Yeter ki şifa bulsun. Hafsa. Çıkarım. Çıkarım. Hafsa ile Balacım'a
Bir şey olursa ben ne ederim? Sen hele bir sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. İyileşecek inşallah oğlum. Hayme ana, Hafsa nasıldır? İbn-i Arabi yanındadır. Beklemekteyiz. İyi olacak inşallah. İyi olacak. İnşallah. İnşallah. Boşu boşuna bunca dert açıldı başımıza. Laf dinleyeydin, şimdi böyle can pazarına düşmezdik. Etme Bamsı. Şimdi sırası değildir. Sırası ne vakit geleceği Turgut? Ne vakit geleceği? Hafsam'la balam öleceği vakit mi? Öleceği vakit mi? Sana sırası değildir dedim. Değildir Bamsı. Bamsı! Bamsı! Yeter! Kendinize gelin artık! Yeter! Kurbanınız olayım, etmeyin. Şimdi münakaşa edilecek vakit değildir. Hem size söylemem gereken daha mühim mesele vardır. Nedir kızım? Bizi kaçıran soysuzları kendi aralarında konuşurken işittim. Ares'in Konya'ya götürüldüğünü işittim. Bunu biz dahi bilmezdik. Onlar bildiklerine göre. İçimizde bir hain var. Bu bilgiyi sizden başka kim bilebilir? Kimdir bu hain? Destur var mıdır? Gelesin. Turgut Bey'im, Bamsı Alpbaşı'm. Artuk Bey sizi kaleye çağırır. Hayrola? Sebebini bilmem beyim. Mühim olduğunu söyledi, tez gelsinler dedi. Eyvallah. Artuk Bey, bu itlerin izini bulmamış olsa bizi çağırmaz idi. Hanım, ben giderim. Lakin aklım burada kalır. Beni haberdar edesin. İçini ferah tut oğul. Ben buradayım. Tez gidip tez dönün inşallah. Müsaadenle hanım, müsaadenle. Mahberi Hatun'un yılan diliyle araya girmeseydi Sultan Oracık'ta Saadettin işini bitirirdi. Mahberi Hatun, veliahtın kim olduğunu sultanımızdan öğrenince kendi pisliğinde boğulan Saadettin'e nefes oldu. Demek ki sultan kendi vasiyetiyle Şer ittifakını kurmuş oldu. Bizim bin yıllık imparatorluğumuz da çöküşe götüren hep bu saltanat savaşları oldu Ertuğrul Bey. Selçuklu'yu yıkılmaktan ancak sen kurtarabilirsin. Sultanımızın gölgesi olacağım Ahmet. Onun katledilmesine mani olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Eğer Mahberi Hatun ile Emir Saadettin sultanı öldürmeyi başarırsa Gıyasettin sultanın vasiyetini yeni baştan kanla yazar. İki şehzadenin savaşı çok büyük tahribata sebep olur. Bu sadece Moğollara yarar. Değil Konstantiniyye Avrupa'nın göbeğine kadar yollar açılır. O vakit sultanın vasiyetine uymak düşer bize Ahmet. Emrimdeki Türk obalarıyla Şehzade Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi için her şeyi yapacağım. Ben emrindeyim Ertuğrul Bey. Eyvallah Ahmet. Size sadık olan devlet erkanı huzurunuza gelecek Mahberi Hatun. Âlâ. Hepsine itimadım tamdır. Lakin hepsinden sadakat yemini isterim Altun Ağa. Eminiz olurum.
Şehzade Gıyasettin'den haber var mı? Şehzademiz sultanımızın yanına varmış olmalı Mahberi Hatun. Oğlum canından çok sevdiği babasından, sultanından öğrenecek acı gerçeği. Genç yaşında babası tarafından ihanete uğramanın, ezilmenin ne demek olduğunu öğrenecek. Ve hayatının kardeşi Kılıç Arslan'ın bir sözüne bağlı olduğunu idrak edecek. Hayatın sillesini babasından yediği vakit genç bir oğlan değil, gerçek bir erkek olacak. İşte o vakit gerçek bir sultan olmanın idrakına varacak Mahberi Hatun. Şehzade Gıyasettin asla hakikati bilmeyecek Aldrama. Hakkı olan saltanatı aldığını bilip temiz bir vicdanla tahta oturmasını isterim. Asla öğrenmeyecek Mahberi Hatun. Ne sizi, ne beni, ne de Emir Saadettin'i asla ve kat'a öğrenmeyecek. Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev. Hoş geldin şehzadem. Hoş geldin oğlum. Otağıma gelesin. Uzun yoldan geldin. Hele bir nefeslenesin. Sultanım. Ben buraya senin yanında sefere varıp şehit olmaya geldim. Oğlum. Kardeşinle de, seninle de hep iftar etmişimdir. Genç yaşında zırh kuşanıp seferde benimle olmak istemen beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Uğruna canım fedadır sultanım. Sana anlatmak istediğim mühim meseleler vardır Gıyasettin. Bu yüzden iki gün Kayseri'de kuracağım otağı da... Destur var mıdır sultanım? Gel Aziz. Atabey'e Altun Aba'dan bir ulak geldi sultanım. Gelen ulak içinde çok mühim bir havadis olduğunu söyler. İnşallah sultanım. Ertuğrul topraklarına gitmek yerine Saadettin'i öldürmek için peşine düşmüş. Yaveri Göktuğ'u öldürmüş. Ya Saadettin? Altun Aba Ertuğrul'un Saadettin'i de öldürdüğünü düşünür. Cesedini ararlar. Ertuğrul Bey neyin peşinde sultanım?
Ertuğrul'un Emir Nizamettin'le işbirliği yaptığını düşünür. Şimdi de Ertuğrul'un beni öldürmek için peşime düştüğünü yazar. Sultanım, izin verin o soysuzun hesabını ben göreyim. Onun ölmesini değil, bana neler olduğunu anlatmasını ister. Aziz, tez Ertuğrul Bey'i bulup huzuruma getiresin. Emrin başım üstüne sultanım. Diyeceğiniz mühim şey neydi sultanım? Nicedir seninle hava çıkmadık Gıyasettin. Hele sefer öncesi bir pasımızı atalım. Yarın bir av şöleni tertip edip seninle uzun uzun konuşmak isterim. O vakit avımız bereketli olsun sultanım. Peki ya bunu iyice tarttın mı Turgut Bey? Evrakları getirdim Artuk Bey. Masaya bırakasın Mari Hatun. Hanlı Pazar'dan çavdar atlarını çekmişsin. Ne etmek istersin Turgut Bey? Beylerimle de istişare ettim. Çavdarlar olarak gayrı bu topraklardan göç edeceğiz. Karadaki çavdar alplerini de çekeceğim. Ertuğrul Bey'imizin buyruğu olmadan kendi başına iş yaparsın. Densizliğin boyunu aşmıştır. Yarı yolda bırakırsın bizi. Bamsı diline hakim olasın. Turgut Bey, Bamsı, bırak Turgut Bey bildiği gibi yapsın. Biz elbet başımızın çaresine bakarız. Hanlı Pazar'daki alpleri kaleye çekeriz. Yok, yok Artuk Bey. Meğer içimizdeki en büyük hain senmişsin. Ertuğrul Bey'ine, kardeşlerine, obana ihanet edersin. Kibrin, cehaletin yüzünden hatunumla balam can pazarına düşmüştür. Yeter Bamsı! Yeter! Ben obam için en iyisi neyse onu yaparım. Hatunumla balan içinde olan oldu gayrı. Ben daha ne yapayım ha? Ne yapayım? Bamsı! 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 Yapmayasın! Dur, yakışır mı size? İyi misiniz? Davamıza ihanet ettin! Hainsin sen! İhanetini affetmeyeceğim! Affetmeyeceğim ihanetini! Hainsin sen! Hainsin sen! Hainsin! Hainsin! Bamsı! Hainsin! Bamsı bırak! Bamsı bırak! Bamsı bırak! Bamsı bırak! 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 Turgut Han, bismillah! Sen.
Efendim hapsi. Kardeşinin canına kıydı. Yok. Yok. Haindi o. Kardeşim değildir o. Haindi o. Haindir kardeşim değildir. Kardeşim değildir. Hoplar. Hapsi alıp yakalarsınız. Turgut Bey öldürdü. Yok yok. Artık Bey. Yok yok. Haindi o. Artık Bey. Haindi o. Bu hadiseyi kimse bilmeyecek. Birlik bozulmamalı. Düşmanlarımızın kulağına gitmemeli. Şimdilik bu mesele burada kalacak. Eğer ki içinizden biri tek kelime ederse hepinizi öldürürüm. Anladınız mı? Evet, evet. Artuk Bey, Artuk Bey. Aynı o. Götürün onu. Maria. Sen de Maria. Dediklerimi aklından çıkarmayasın. Olanları kimse bilmemeli. Yoksa senin de gözünün yaşına bakmam. Merak etmeyin Artuk Bey. Kapı! Bana inanıp güvendin. Sana onca düşmanlık etmeme rağmen beni yanına aldın. Sana minnettarım Ertuğrul Bey. Her şey geride kaldı Ahmet. Şimdi şu akan görklü su gibi tertemiz ve arı oldu. Meğer sana düşmanlık etmeseymişim. Sana yenilmeseymişim. Sana esir düşmeseymişim. Hidayete varamayacakmışım. Benim yenilgi zannettiğim şey büyük bir zafere vesileymiş meğerse. Hidayete ermende zerrece vasıta olabildiysem Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Hem senin bana gösterdiğin hoşgörü hem de gördüğüm bir rüya beni çok etkiledi. Hayrolsun. Ne gördün rüyanı? Rüyada kendimi zindanda gördüm. Bir ses bana uyanmamı söyledi. Gözümü açtığımda bir baktım ki zindanın kapısı açık. Ben de yürüyüp çıktım. Sonra bir odaya vardım. Orada yaşı ilerlemiş, saçı sakalı ağarmış bir Müslüman vardı. Gel otur şöyle. Bana işaret etti, oturmamı söyledi. Sonra bana bir tas su verdi. Oh.
Ben de ona sordum. Bu suyu bana neden verdin? O da dedi ki... Su rahmettir, berekettir. Kalpleri ekilmiş tohumları filizlendirir. Benim kalbimdeki tohumlar çürüdü. Ben yalnız, terk edilmiş, yenik bir adam. Kaybettiğin bir kale, bir unvan sadece. Halbuki insanın en değerli hazinesi kalbi ve ruhudur. Hakiki mağluplar kalbi ve ruhu körelmiş olanlardır. Seni terk edenler zulüm ehilleridir. Senin kalbin aydınlığa gebedir. Allah'ın bana yardımcı olacağını, rahmet edeceğini söyledi. Bu rüyadan uyandığımda gözüm yaşlıydı. Dediği gibi de oldu. Allah bana yardım elini uzattı ve hakiki bir dostla hakiki bir iman bahşetti. Sultanın yaveri Aziz. Hoş gelmişsin Aziz. Gel hele. Kuşkuşlamıştık. Beraber yiyelim. Ertuğrul Bey, sultanımızın buyruğuyla sizi tevkif etmeye geldik. Açın! Karşı koyarsanız canınızı almak zorundayız. Abdurrahman, indirin pusatlarınızı. İyiyim. Sultanımızın buyruğuna karşı gelmek bize yakışmaz Abdurrahman. Hepsini bağlayın. Pusatların atlarına el koyun. Sultanımız bunu senden neden istedi Aziz? Teferruatlarını sultanımızın karşısına çıkınca öğrenirsiniz Ertuğrul Bey. Sultanımızın yanına gidene kadar elleriniz bağlı olacaktır. Biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık Aziz. Yanlış yapmaktasınız. Ertuğrul Bey, ben sadece vazifemi yaparım. Haydi! Yalnız bırakmayacağım.
her şey alt üst oldu. Sırf senin ahmaklığın yüzünden. Ahmakça Turgut'un eline düşmen yüzünden. Kendine gel Titan. Benim kim olduğumu unutuyorsun. Ben Bilecik Tekfur'un oğluyum. Bilecik Tekfur'un oğlusun demek. İstersen imparatorun oğlu ol, umurumda bile değil. Sen benim gözümde ahmak, rezil bir şövalyesin o kadar. Kendine gel Titan. Çek şu hançeri. Cehennem savaşçıları. Bir Türk'le baş edemeyip esir düşen, tuzağımızı bozan bu rezil şövalyeyi ne yapalım söyleyin. Titan, Titan dur, yapma. Yapma Titan, yapma. Efendim, çok önemli haberim var. Haberin canı cehenneme, dışarı çık. Efendim, Bamsı. Bamsı Turgut'u öldürmüş. Mare gözleriyle görmüş. Turgut Çavdar alplerini pazardan ve kaleden çekmiş. Kayılar da Hanlı Pazar'daki alplerini kaleye çağırmışlar. Bamsı da bunun üzerine Turgut'la kavga edip onu öldürmüş. Türkler birbirlerini boğazlamaya başladı anlaşılan. Bu bizim için bulunmaz bir şans. Birbirimizin yakasına yapışmayı bırakıp bu şansı iyi değerlendirelim Titan. Turgut alplerini kaleden ve Handı Pazar'dan çekti. Kayılar da Handı Pazar'dakileri kaleye çağırdı. Demek ki Handı Pazar korumasız kaldı. Hazır olun cehennem savaşçıları. Yarın sabah Hanlı Pazar'ı yakıp kül edeceğiz. Alpleri içeri götürün. Siz de burada bekleyeceksiniz Ertuğrul Bey. Sultanımız bizi neden tevkif ettirdi Aziz? Atabey Şemseddin Altunaba sultanımıza bir mektup göndermiş. Emir Saadettin'in yaveri Göktuğ'u öldürmüşsün. Doğru. Öldürdüm. Çünkü kahpelik edip Ahmet'i öldürmeye kalktı. Saadettin'in niyeti gerçekleri söylediği için Ahmet'ten intikam almaktı. Ben de gereğini yaptım. Mektupta Emir Saadettin'i de öldürdüğünü düşünür Altunaba. İndi de sultanımızı öldürmek için yanına gidermişsin. Yalan. İftira. Ne Emir Saadettin'i öldürdüm, ne de niyetim sultanımızın canına kıymaktır. Bilakis sultanımızın hayatını kurtarmaya gideriz biz. Bu da ne demek Ertuğrul Bey? Sultanın hayatı tehlikededir Aziz. Tez varmazsak onu öldürecekler. Bizi tutarak onların yolunu açarsınız. Benim vazifem seni tevkif edip sultanımızın huzuruna çıkarmaktır Ertuğrul Bey. Hükmünüzü sultanımız verir.
İftiralarla sultanın gözünü boyadılar. Sultanın canına kast edecek olan Emir Saadettin'le Mahberi Hatun'dur. Sen ne söylediğimi bilir misin Ertuğrul Bey? Bilirim Aziz. Bilirim. Gayet iyi bilirim. Sultanın huzuruna götürüldüğümüzde o da bilecek. Kapıları kilitleyin. Sen nasıl belalarla uğraşırsın Ertuğrul Bey? Senin işin zor. Ama bu iplerden kurtulup buradan kaçmamız lazım. Yarın sultanımızın huzuruna varacağım. İnşallah çok geç olmaz Ahmet. Neden böyle dersin? Altın Oba'nın bu yalanı sultana yazmasının elbette bir sebebi vardır. Aziz'i yanından uzaklaştırdılar. Beni suçlu gösterdiler. Biz de çocuk gibi teslim olduk. Sultanın huzuruna varmamıza mutlaka mani olacaklardır. Bu iplerden kurtulmamız icap eder Ahmet. Sen bizi uzak tutasın. Uzak tutasın Allah. Senin şifana muhtaç olan Hafsa kızımıza nice dertlerin devası gül yağından şifa nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber
bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Hafsa kızımızın yükünü kaldır, ona şifa ver ya Rabbi. Size yemek getirdim Artuk Bey. Hiç yesim yoktur Maca. Sağ olasın. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Kendinizi hırpalayıp durursunuz. Size bir şey olacak diye kaygılanırım. Daha evvel de türlü sıkıntılar yaşanmıştı. Lakin böylesi ilk defa olur. Turgut'la babamsı kardeştan da öteydi. Cihan yıkılsa kardeşliklerine zeval gelmezdi. Nasıl bu hale geldiler, hala aklım almaz. Siz görmüş geçirmiş birisiniz Artuk Bey. Bu sıkıntılı günleri nasıl atlatacağınızı iyi bilirsiniz. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağınıza bakmalısınız. Doğru dersin Maria. Atlatırız atlatmasına da. Ben bu vaziyeti Ertuğrul Bey'ime nasıl izah ederim onu bilmem. Ertuğrul Bey'im giderken Turgut Bey'e de, Bamsı'ya da, bana da vazife verdi. Şimdi Turgut öldü. Bamsızından da. Ben de ne edeceğimi bilmez vaziyetteyim. Yalnız değilsiniz. Ben daima sizinleyim. Bu günleri hep beraber atlatacağız inanın. Eksik olmayasın Maria. İyi ki varsın. Destur var mıdır Artuk Bey'im? Gelesin. Gereken tedbirleri aldık. Gayrı bu elin vaziyeti Haymana'ya ve hatunlarına haber edesin. Turgut Bey'in cenazesini yarın obaya getireceğiz. Emin edersiniz Artuk Bey. Ertuğrul Bey, sen sultanın canını düşündüğünü söylersin. Ben de sultanın canını düşünürüm. O vakit mesele çıkartmadan sultanın huzuruna varalım. Ertuğrul Bey, yolda bir hadise çıkarmayasın. Aziz, ne senin ne de benim sultanın yanına varmamıza müsaade etmeyecekler. Ya bir olup sultanın canını kurtarırız ya da birlikte ölümünü seyrederiz. Benim vazifem seni sağ salim sultanın huzuruna götürmek. Gereken bütün tedbirleri alacağımı bilesin Ertuğrul Bey.
Askerler, atları hazırlayın. Gün doğduğunda yola çıkıyoruz. Ne oldu? Aziz ve Ertuğrul kervansaraydalar. Ertuğrul ve alplerinin elleri bağlı. Güzel. İşimiz daha da kolay olacak. Oradan asla çıkamayacaklar. Haydi, kervansaraya gidiyoruz. Bir kısmınız Angelos'la birlikte pazarın dışında pusuda bekleyecek. Bir kısmınız da benimle birlikte arabaya gizlenip pazara sızacak. Hazır olduğumuzda saldırıya geçeceğiz. Tüccar kılığında olanlar pazara sızıp benim hareketimi beklesin. Gidin. Ben saldırıya geçtiğimde sen de adamlarınla birlikte pazara saldıracaksın. Umarım bu işi de berbat etmezsin. Üstüme gelip durma Titan. O bir kere olur. Bu kez hata olmayacak. Tekfur babana kelleni yollatmak istemiyorsan öyle yaparsın. Hazır olun, gidiyoruz. Böyle olacağını nereden bilirdik Hayme Ana? Ant olsun sizden yana bir sıkıntımız yoktu. Sadece herkes kendi düzenini kursun istedik. Kızım, kötü bir niyetiniz olmadığını biliriz. Hırpalamayasın kendini. Olan oldu gayrı. Artık dua ve tevekkülden başka bir şey gelmez elimizden. Turgut'la Bamsı neden gelmedi? Bir gittiler, gidiş o gidiş. Titan soysuzluğunun peşine düşmüş olabilirler. Onlar kazasız belasız dönsün. Hafsa kızım da şifa bulsun inşallah. Başka ne isterim? İnşallah. Hafsa kızım nasıl efendim? Hafsa kızımız için elimden geleni yaptım. Gayrı takdir Allah'ındır. Siz de duanızı eksik etmeyesiniz. Allah kızımıza Şafi ismi şerifiyle şifa verir inşallah. Amin. Amin. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Destur var mıdır Hayme Ana? Gelesin hele. Beni Artuk Bey'imiz gönderdi Hayme Ana. Size mühim bir haberi vardır.
kendi dertlerine düşüp pazarın emniyetini unutmuşlar. Tam da istediğimiz gibi. Hanın önüne geldiğimizde saldırıya geçeceğiz. Hazır ol. Ertuğrul Bey, gayri vakit gelmiştir. Gidelim. Aziz, pusasını bırak teslim ol. Siz de kimin itlerisiniz böyle? Bu ne densizliktir? Büyük itin enikleri. Ne biz size teslim oluruz, ne de devleti sahibinize teslim ederiz. Ertuğrul Bey'im. Gene haklı çıktın. Öldürün hepsini. Ooh.
Ahmet! Ahmet! Dayan, yaran ağır değildir. Kurtaracağım seni, dayan. Dayan. Dayım. Ölüm vakti gelmiştir. Seni nasıl bırakırım Ahmet? Bırakmam. Bırakmam. Sen benim için üzülme beyim. Ben ölümlerden en güzelinin nasibini alıyorum. Yeniden doğmama vesile olan bir dostum için canımı verdim. Sen git, görevini yap, sultanı kurtar. Seni bırakmam. Kanlı şölen başlıyor. Thank you.
Çocuk kaçırmak, hatun kaçırmak neymiş? Şimdi göreceksin. Kaçıcının yer kalmamıştır soysuz. Ettiklerinin hesabını kesme vakti gelmiştir. Demek hepsi oyunda. Asıl oyun şimdi başlayacak. Hem de kanlı bir oyun. Yiğitler, saldırın. Haydi kaçırırsın ha? Beni benim inlemeden öldürmeyeceğim seni. Beni benim inlemeden öldürmeyeceğim. Ne vakittir şöyle sağlam dayak atmamıştım. Soysuzun eti kemiği sertmiş. Lakin Bamsu'nun yumruğu yumuşacık etti onu. Hamur gibi çiğnedim. Öteki soysuz da kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Sayende onun da hakkından geliriz evvelallah. Turgut, Afsan'la balama bir şey olursa bedelini ödetirim sana. Bedel ödemesi gereken kişi Turgut Bey değildir. Bedel ödeyecek kişi Maria'dır. Sen ne dersin Artuk Bey? İçimizdeki hain Maria'dır Bamsı. Artuk Bey, bu ağır bir ithamdır. Maria senin hatunundur. Ne bilirsin Artuk Bey? Konuştuğumuz her şeyi Titan'a ancak bir kişi götürebilirdi. O da Maria'ydı. Lakin bundan emin olmamız gerektir. Olacağız Turgut Bey, olacağız.
Onlara öyle bir oyun edeceğiz ki hem içimizdeki haini açığa çıkaracağız hem de Titan'ın kellesini alacağız. Ne yapacağız artık bey? Başımızdaki belayı savuşturduk. Öcümüzü aldık. Hadi bakalım. Şimdi sizlere yakışır şekilde sarılıp kucaklaşın. Bu dargınlık bitsin gayrı. Hadi. Bir kusur ettin kardeşim. Hepimiz insanız kardeş. İnsanız hepimiz. Hatunumla babam kaçırılınca aklım başımdan gittiydi. Hem onları kurtardık kardeş. Hem de bu soysuzların hakkından geldik kardeş. Evelallah. Evelallah. Çok şükür kardeş. Çok şükür. Hem kardeş cezanı kalede kestirdim. Daha ne olsun? Cezamızı kesen dostumuz olsun. Senden gelen ölüm şerbettir bize be kardeşim. Kardeşim. Kardeşim benim. Yaraların tazedir daha, uzanasın. Ahmet. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im nerededir? Ertuğrul Bey'in yaralarını dağlayıp kendi eliyle sardı. Sonra da sultanın yanına gitmek için yola düştü. Beyim geri dönene kadar seni bize emanet etti. Ertuğrul Bey'in yanında olmam lazımdır. Bana ihtiyacı vardır. Bu halde bir yere gidemezsin. Kardeş, beyim Allah'ın izniyle sağ salim dönecek. O gelene kadar sen yaralarını iyileştirmeye bak. Allah'ın Ertuğrul Bey'imize yardımcı olsun. Amin. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Nasreddin Ali. Seni sürünesin diye değil.
sarayda hak ettiğin mevkiye gelesin diye yetiştirip sultanın emrine verdim. Şimdi o makamın eşiğindesin. Korku içimi kemirir Emir Hazretleri. Merak etmeyesin. Bütün vesvesen bu gece sona erecek. Sultanımız son gününde afiyettedirler inşallah. Şehzade Gıyasettin'le ava çıktılar. Hala. O pek sevdiği kuşları avlayıp afiyetle yerken Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Günahıyla, sevabıyla bir devrin sonudur bu. Senin içinse cennet günleri başlayacak. Başlayacak değil mi Nasuhreddin Ali? Başlayacak Emir Hazretleri. Hala. İşini bitirdiğine emin olunca haber edesin. Burada buluşalım. Buluşalım ki hak ettiğin saadeti sana vereyim. Uç Bey, Ertuğrul Bey'in buraya geldiğini biliyorum. Sultanımız onun hakkından gelecektir inşallah. Lakin tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu iş bu gece bitecek. Beni anladın mı? Sana beni anladın mı dedim. Anladım Emir Hazretleri. Sultan bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Hala devletimiz hizmetinin karşılığında sana minnettar olacak. Hadi git. Yaralarım sızlar bilirim Ahmet kardeş. Acın derindir. Lakin sabırlı olasın. Hem bu acılarda bizim için alınacak nice dersler vardır. Acı olmasa şifanın kıymetini bilemezdik. Şafi olan Allah bu acını dindirecektir inşallah. Abdurrahman. Siz böyle acılar çektiğinizde ilaç ve merhem işe yaramazsa ne yaparsınız? Ahmet kardeş, bizim için şifanın aslı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in zikridir. Zira Kur'an-ı Kerim kalplerimize de vücudumuza da şifa sunmaktadır. Dur ama ne olur bana Kur'an-ı Kerim okur musunuz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
alâ sırâtin müstakîm. Tenzîlel azîzir rahîm. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا yutmunun. Bu sülünü Nasuhrettin Ali'ye götüresin. Oğlumla bana gece için hazır etsin. Sultanım, şairler, müzisyenler, rakkaseler de otağınızı şenlendirmek isterler. Müsaade beklerler. Gelsinler. Onlar da buyursunlar. Sefere çıkmadan evvel oğlumla birlikte olmak isterim. Ata geleneğini ilerletmişsin Gıyasettin. Attığını vurduğunu görürüm. Bütün çabam size layık bir evlat olmaktır sultanım. Sarayda olanları işittim. Avcıyken av olduk oğul. İçimizde, sınırlarımızda, cihanın dört yanında devletimin gücünü çekemeyenler var. Dahası Moğol belası kabus gibi üzerimize çökmeye hazırlanmakta. Siz başımızda olduktan sonra evvelallah hepsinin üstesinden geliriz sultan. Başıma bir hal geldiğinde devletimin emin ellerde olduğunu bilmek isterim Gıyasettin. Allah muhafaza sultanım. Ömür bahçesinin gülü solmadan kadim devlet geleneğimizi yerine getirmenin vakti gelmiştir umarım. Amit seferine varmadan evvel devletimizle alakalı mühim kararları aldığımı bilmeni isterim oğlum. Fahrettin Ayaz'ın ölümü sebebiyle bu göreve yiğit savaşçı Harezmli Kayır Han'ı tayin etti. Sana da Erzincan vilayetini bırakarak Melikül Ümeralık vereceğim. Atabeyliğine de Şemseddin Altunaba devam edecek. Kardeşim Kılıç Arslan'la senin aranda bir tercih yapıp veliahtımı belirledim. Devletimize güç katacak bir tercih olduğundan zerrece şüphem yoktur. Tercihiniz devletimizin âli menfaatleri için en münasip olacaktır sultanım. Evvela devletimizi Moğol belasına karşı İslam alemiyle yek vücut kılacak bir tercih yaptığımı bilmeni isterim oğul. Eyyubi soyundan gelen
Melike Hatun'dan olan kardeşin Kılıç Aslan'ı veliahtım tayin etti. İslam alemi Eyyubi soyundan gelen bir şehzadenin sultan olacağını öğrenince husumetleri bitecektir sultanım. En doğru kararı vermişsiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Vasiyetiniz buyruğunuzdur. Gayrı bundan sonra kardeşime itaat, size itaat etmek olacaktır. Vakti geldiğinde kardeşinin cülusunda yanında olasın. Ona itaat edesin. Edesin ki devletimize güç veresin. İki kardeş devletimizi mamur ve ihya edesiniz. Vasiyetim evvela senin içindir. Sakın ola devletimizi kanla ihya etmeye kalkmayasın. Vasiyetim buyruğundur sultanım. Ve ben buyruğuna canın pahasına sahip çıkacağım. Ay, Hafsam ayaklanmış. Ay, ay, kızı bakıştım. Gözümü açıp gördüğüm, gönlümü verip sevdiğim. Bağımsın beni, iyi derim. İyimsin, iyimsin. Balacığımız iyi mi? İyiyim. Ben de balamız iyi derim, merak etmeyesin. Ay. Hoş geldin beyim.
Hoş gördük aslan. Anam. Hoş geldin evlat. Hoş gördük anam. Hoş gördük. Ay anam. Hoş geldik evladım. Hoş bulduk. Hafsa Hatun, iyi misin? Sağ olasın Turgut Bey. Çok şükür. Gündüzü de sizi de kaçırıp fenalık eden Titan sonsuzunu yakaladık. Beyim gelene kadar onu direğe bağlayacağız. O geldiğinde hepimizin ucu olunacaktır emin Allah. Allah bileğinize de, yüreğinize de zeval vermesin Turgut Bey. Eyvallah. Anlatacağım mühim şeyler vardır ana. Otağa geçelim.
sakın ha. Sakın bir şey demeye kalkmayasın. Seni bilirdim. Sana bir tuzak kurdum ve ihanetini açığa çıkarttım. Size neden ihanet ettim Maria? Artık Bey, bağışlayın beni. Altın için yaptım. Kes yalandan ağlamayı! Sana obamızı, yurdumuzu açtık. Ben, yıllarca evlenmeyen ben, seni hatunum yapıp ocağıma aldım. Ama sen, hepsinin karşılığını ihanet olarak verdin. Hepimizi ihanet ettin Maria. Hepimizi sırtımızdan vurdun. Ben sizin dünyanıza ait değilim artık Bey. İstesem de olamam. Evet, altın için yaptım. Bir de size zarar vermek için. Kağıtları bununla mı gönderirdi? Ne olur, ne olur bana bir şey yapmayın. Artık Bey'i bağışlayın ne olur. Artık Bey'i alırım ne olur. Kutlar! Götürün bu haini! Götürün! Bağışlayın! Hesabını sonra göreceğim! Aydın Bey, bağışlayın beni ne olur! İşte böyle. Ertuğrul Bey'im Ahmet ve aplarla beraber imdi sultanın yanına gider. Ne vakit bitecek bu ihanet çarkı? Ha? Şu görklü devlet ne vakit hainlerden kurtulup huzur bulacak? Büyük devletin haini de düşmanı da çok olur. Haini birse yiğitleri bin tanedir evvelallah. Yüce Rabbim sultanımıza da Ertuğrul Bey'ime de bütün yiğitlerimize de güç kuvvet versin inşallah. Amin. 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 Şu kör tekfur bilem imana gelip adam olmuştur. Saadettin Köpek denilen herif hala adam olmamıştır. İçinde kefere pınarı kaynar bunun. Evladım, ona kör tekfur demeyiz. O artık kardeşimiz Ahmet oldu. Çok şükür. Çok şükür. Doğru dersin anam, doğru dersin. Bundan gayrı kardeşimiz Ahmet'tir. Ahmet bana bu Titan soysuzunun saklandığı ini tarif etti. Tarif mi etti? Neresiymiş? Ayastefanos Vadisi'nde. Hadi kardeş. Hadi. O tekfurun en iyi de orada olmalı. Gidip onun da işini bitirelim. Bitirelim kardeş, bitirelim. O iki soysuzun hakkından gelmeden uyku yoktur gayrı bize. Anam, bize müsaade. Güle güle evladım. Güle güle evladım. Yiğitlerim, yolunuz açık olsun. Bileğiniz pek, pusatınız kahve olsun. Eyvallah. Eyvallah hanım. Allah'a emanet. Eyvallah.
sultanımıza haber veresin. Ertuğrul Bey'i getirdim. Resmin var mıdır sultanım? Gel. Sultanım, Aziz Ertuğrul Bey'i getirdi. Huzuruma gelsin. Ertuğrul, sen ne ettiğini sanırsın? Saadettin hakkında verdiğim hükmü nasıl olur da çiğnersin? Senin adaletin benim adaletimin üstüne midir ki Saadettin'in peşine düşersin, yaverini katledersin? Kendi adaletini başı bozuk bir Şaki gibi yerine getirmek de ne olur? Sen kendini ne sanırsın Ertuğrul? Adaletle abad olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur sultanım. Sen ne cüretle benim adaletimden şüphe edersin? Adaletiniz yarayı kapatmamış, bilakis kanayan yaraya tuz basmıştır sultanım. O yara devletimizin içinde kanar. O kanın içinde boğulmayasınız, hakikati göresiniz diye buraya geldim. Yeter! Yeter! Sana verdiğim bütün imtiyazlarla birlikte uç beyliğini aldım. İmdi de kelleni alacağım. İçine düştüğünüz gaflet uykusundan uyanamazsanız, verdiğiniz buyrukların hiçbir hükmü kalmayacaktır sultanım. Tıpkı devletimiz gibi. Yeter! Altunaba'nın size yazdığı mektup, Saadettin'le bir olup iş tuttuğuna delalet eder sultanım. Saadettin yetmedi. Şimdi de oğlum Gıyasettin'in atabeyi Altunaba'ya mı musallat oldu? Altunaba bu işte yalnız değildir sultanım. Sultanım. Etmeyin. Aziz. Sultanım. Buraya gelirken Emir Saadettin'in adamları tarafından saldırıya uğradık. Size sadık olduğunu düşündüğümüz askerlerimiz de sizin gibi onların sözlerine kanıp karşımıza geçtiler. Sen ne dediğini bilir misin Aziz? Sultanım, Ertuğrul Bey'in buraya
olanları anlatmak için kendi isteğiyle gelmiştir. Saadettin, Ares'i öldürmek için peşinden Göktuğ'u saldı sultanım. Niyeti, hakikati söylediği için Ares'ten intikam almaktı. Ben böyle bir şeye tevessül edeceğini bildiğim için Ares'i takip ettim. Göktuğ belasını buldu. Sizi katletmek için fitne peşine düşerler sultanım. Artık gözünüzdeki perdeyi kaldırasınız. Buraya geleceğimi bildikleri için Altunoba bir mektup yazıp beni itibarsızlaştırmak istedi. Beni bizzat sizin öldürmenizi istediler. Beraber içeridekilerin işini bitireceğiz. Temkinli olun. Hadi kardeş. Adamlar nerede? Adamlar bakmaya gitti. Neredeyse gelirler efendim. Yürü.
seni basmışlar. Yapacak bir şey yok. Bizden kalabalıklar. Geri çekiliyoruz. Neden? Neden bunu bana yaptılar? Veliaht olarak Şehzade Kılıç Aslan'ı seçtiğinizi öğrendiklerinde Altun Aba'yla Saadettin işbirliği yaptılar sultanım. Niyetleri Şehzade Gıyasettin'i başa geçirip makamlarını ihya etmekti. Veliahtınızı Kayseri'de büyük bir törenle ilan edeceğinizi bildiklerinden ondan evvel sizi katletmek isterler. Kalkasın Ertuğrul Bey. Üst üste yaşadığım zehirlenme teşebbüsleri beni endişeye sevk etmiştir Saadettin. Ölümden korkum yoktur. Lakin korkum devletim içindir. Moğollar Doğu'yu ele geçirdikleri gibi güneyimizi de ele geçirip etrafımızı kuşatmak ve bizi yutmak isterler. İslam devletlerini de avuçlarının içlerine alacaklar. Sadece İslam alemini değil. En zayıf anımızı kullanırlar. İlk fırsatta devletime göz dikeceklerdir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Ben er geç öleceğim Saadettin. Lakin ölümün beklenmedik bir anda tecelli ederse işte korkum ondandır. Bu yüzden tahta kimin geçeceğine tez karar vermeliyim. Bu belli değil mi sultanım? Teamüller büyük oğlunuz Gıyasettin. Hayır. Küçük oğlum Kılıç Arslan'ın yerime tahta geçmesini isterim. Neden sultanım? Bunu neden istersiniz? Eyyubi Melikesi eşimden olan oğlum Kılıç Arslan Sultan olursa İslam aleminin Moğollara karşı kenetlenmesine vesile olacaktır. Seni dinlemedim Ertuğrul Bey. Haklıydın. İhanete mani olamadı. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Saadettin'e itibar edip veliahtımın kim olacağını ilk ona söyledim. O da bunu gidip Altun Aba'ya anlattı. Bu işi ikisi yaptılar. İnşallah yalnızca ikisidirler sultanım.
Gündüzüm. Gündüzüm, ne edersin? Nasılsın kahraman? Uçan at geldi mi? Şimdi seni elimizden kim kurtaracak? Var mı sizde o yet? Ares'i kör ettiğinde senin canını onun elinden kim kurtardı? Ne çabuk unuttun. Ares hak yolunu seçip Ahmet oldu. Lakin sen ettiklerinin cezasını çekeceksin Titan. Ahmet mi? Ne Ahmet'i? Ne söylüyorsunuz? Ares Müslüman oldu. O artık Ahmet'tir. İmdi de Ertuğrul Bey'ime yoldaşlık eder. Yalan söylüyorsunuz. Olamaz. O bir kılıç şövalyesidir. Müslüman olamaz. Ertuğrul Bey'im gelene dek bu kazıkta gebermezsen görürsün doğru mu yalan mı. Ares kendini kurtardı. Sen de Ertuğrul Bey'imin senden önce geberttikleriyle cehennemde buluşursun. Gündüzüm, haydi. Haciplerim, emirlerim, pervanelerim, sultanımız ak kefenini yanına alıp sefere çıktı. Yarın Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Nice vakittir bugünü beklerdik. Siz de kendinizi hep bugüne hazırladınız. Eyvallah. Şimdi Ali Selçuklu tahtına Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev'in oturması için hepinizden Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin etmenizi isterim. Gıyasettin Keyhüsrev'i sultan bildiğimi, ona biat edip canım pahasına sadık kalacağıma el bastığım Kur'an üzerine yemin ederim. Thank you.
Gayrı cezanı kesme vakti geldi Titan. Yalvaracağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ben ne Angelos gibi korkan, ne de Ares gibi davasına ihanet eden bir hainim. Yalvarsan da fark etmez zaten soysuz. Yalvarsan da fark etmez. Öyle soysuzun kellesini tek vura gönderdiğimiz gibi senin kelleni de imparatora göndereceğim. İmparator obalarınızı ayaklarının altında çiğneyecek. Kıyametiniz yakın, kaçışınız yok. Sizden bir ordu kadar kelle aldık. Kalelerinizi de saklandığınız inleri de başınıza yıktık. O imparatorunuz korkak gibi sarayında saklanacağına karşımıza çıksın da görelim. Hepiniz öleceksiniz. Aynı Samsa'yı öldürdüğüm gibi. Hala gözlerimin önünde. Kılıcım her vuruşumda acıyla çığlık atıyordu. Onu zevkle kılıçtan geçirdim. Sonra kılıcımla onu kanlar içinde bıraktım. Gözümün önünde can çekişe çekişe. İstediğiniz gibi hazır ettim sultanım. Ertuğrul Bey'imizin de nasibine düştü. Eline sağlık Nasuhrettin Ali. Şehzademiz de askerler de şölen de sizleri aralarında görmek isterler sultanım. Şehzade Gıyasettin yanınıza varmak için müsaadenizi ister. Şimdi değil Nasuhrettin. Vakti gelince huzuruma kabul edeceğim. Sen ne duruyorsun burada hala?
Saadettin'in yakalanıp saraya getirilmesi için talimat verdim. Bu ihanetin içinde başka kim ola? Düşündüğün biri var mıdır Ertuğrul? Altun Aba'ya yakın kim varsa hepsinden şüphe ederim sultanım. Veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı söylediğim vakit Mahber Hatun sessiz kaldı. Lakin hemen Saadettin'in canını bağışlamam için benden ricacı oldu. Mahberi Hatun'un da bu ihanetin içinde olduğundan şüphe ederim Ertuğrul Bey. Yarın tez yola çıkasın Ertuğrul. Şehzadem Kılıç Arslan ve Melike Hatun'un hayatlarından da şüphe ederim. Onları alıp sarayıma getiresin. Gayrı bir tek sana güvenirim Ertuğrul Bey. Ben de saraya dönüp hepsinin cezasını keseceğim. Lakin içim içimi kemirir Ertuğrul. Ya oğlum Gıyasettin de bu ihanetin içindeyse? Şehzademiz Gıyasettin daha çok gençtir sultanım. Böyle bir ihanetin içinde olduğuna pek ihtimal vermem. İnşallah Ertuğrul Bey, inşallah. Gayrı, Şehzadem Gıyasettin'le konuşma vakti gelmiştir. Aziz! Şehzadem Gıyasettin'i huzuruma getiresin. Allah'ım, bana bu utancı yaşatma. Çok şükür bu badireyi de dirayetle, metanetle, kargı gibi dimdik durarak atlattık. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evlatlarım, Artuk Bey, İbnül Arabi efendim. Hepiniz soframdasınız ya. Bundan gayrı ne isterim? Rabbim bir daha dargınlık, ihtilaf göstermesin. Amin. 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 Her şer imtihanla birlikte gelir. Mühim olan bu imtihanı idrak edip atlatabilmekte. Turgut Bey oğlumuzun kibre kapılmasında kendisi için bir imtihan ve hayır vardı. Hamdolsun imtihanı geçti. Hayrına nail oldu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, yeryüzünde böbürlenerek gezme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyunu dağlara eriştirebilirsin. Turgut Bey bunu daha iyi idrak etti. Bu şer başına gelmese, belki idrak edemeyeceği bir vakitte tecelli edecekti. Ve daha büyük zararlara yol açacaktı. Hamdolsun şimdi Bamsı ile kardeşlikleri daha da pekişti. Öyledir. Daha balayken hançerle avuçlarımızı kesip de kan yalaşıp kan kardeş olmuş idik. Ahanda hala izi durur burada. Her şey silinse.
Bu iş silinmez kardeşim. Kan kardeşim benim. Can kardeşim benim. Balanız doğduğunda ben de onunla kan kardeş olayım mı Bamsal? Daha kız mıdır, er midir belli değildir. Lakin er olur ise sen kan kardeşi olacaksın. Aynı Ertuğrul Bey'le bizim olduğumuz gibi. Evelallah. Hem onu koyuna da bindiririm. Büyüyünce at binmesi kolay olur. Bindirirsin, bindirirsin gündüzüm. Sonra sırtınıza koyun alıp dağ tepe koşarsınız. Talim edersiniz. İnşallah. İnşallah. Sultanım, şehzademize haber yolladım. Ya anası, oğlumu da bu ihanetin içine çektiyse. Sultanım. İyiyim, iyiyim. Ya oğlum Gıyasettin, beni öldürmek isteyen hainlerle bir olduysa, bu düşünce beni yer bitirir Ertuğrul. Sultanım. Aziz, tez hekim başını çağır, tez. Sultanım. Ertuğrul Bey. Eğer bana bir hal olursa, oğlum Şehzade Kılıç Arslan'la anası sana emanettir. Biz haklıysak, İkisini de öldürecekler. Sakın ola, bu sözlerimi unutmayasın. Baş üstüne sultanım. Efendim, siz de inşallah kulağına ezanla ismini okursunuz. İnşallah evladım, inşallah. İnşallah. Sultanım, sultanım. Sen bana hakikati diyesin. Baba. Baba bir şey söyle ne olur.
Yalvarırım, bir şey söyle baba! Baba! Sultanım, açın gözlerinizi sultanım. Sultanım? Ne durursun be adam? Babam ölüyor, acele et! Sultanım zehirlenmiş. Sen ne dersin? Kim yapar bunu? Nasıl olur bu? Şehzadem, bırakın Hekimbaşı işini yapsın. Senin burada ne işin var Ertuğrul Bey? Aziz! Sultanımız bu adamın tehlikeli olduğunu, onu tevkif etmeni buyurmadı mı? Onun sultanımızın sofrasında ne işi var? Allah, alem-i İslam'ın yardımcısı olsun. Şehzadem. Sultanımız Ertuğrul Bey'in masum olduğunu öğrenmiştir. O yüzden sofrasında ağırlamıştır. Şehzadem, sultanımızı tez Kehubadi Sarayı'na götürmemiz gerek. Burada elimden fazla bir şey gelmez. Acele edelim. Yediği yemekten zehirlendiğini düşünüyorum. Babamı götürün hemen. Babamı götürün hemen! Çaştigri'de derhal huzuruma getirin! Sultanımızı Keykubadiye Sarayı'na götüreceğiz. Acele edin! Hadi. Hadi, hadi, hadi! Komutan! Ertuğrul Bey'i tevkif edin. Onu sorgulamak isterim. Ertuğrul Bey, sakın kıpırdamayız. Benim de sana diyeceklerim vardır Şehzade Gıyasettin. İnşallah dediklerimi kaldıracak yüreğin vardır.